25. Lema diye bir lema var. Lemalar eserinde Üstad Hazretleri'nin Hastalar Risalesi. Bu özellikle bu eseri yazmış. Eserin başında da şöyle diyor. Hastalara bir merhem, bir teselli, manevi bir reçete, bir iadetül mariz ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. Bu reçete olarak verilebilecek, merhem olarak verilebilecek bir dersten bahsediyoruz. Yani her ne kadar doktora gittiğimizde bize doktor ilaçlar verse de, şurubundan, merheminden, hapından neyi biliyorsanız artık, burada her şeyden evvel bizim üzerimizde tasarruf eden bir zatın neden bizi bu halden hale sokuyor? Yani 50 bin tane hayat içerisinde çeşitli musibetlere ve hastalıklara maruz kalıyoruz. Çok hayati ve her bir insanı ilgilendiren çok önemli bir meseleye temas edecek burada. Yani bizim kendi üzerimizde bize ait olduğunu zannettiğimiz şey bize mi ait? Bununla ilgili çok çarpıcı bir misal ve tespit var burada. İnşallah hep beraber istifade edeceğiz. Oradan bir bölüm okuyacağım. Başlarken, ey şekvacı hasta, şikayet eden hasta, senin hakkın şekva değil, şikayet değil, şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücudun ve aza ve cihazların senin mülkün değildir. Bak çok önemli bir tespit yaptı burada. Mal sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder diye bir kaide var. Burada az çok herkesin üzerine bir malı vardır değil mi? Kimisinin evi, kimisinin arabası, kimisinin arsası. Herkese ait bir mal var. Başkasının o mal üzerinde tasarruf etmesini ister miyiz? İlk önce kendimizi bir sorgulayalım. Mesela benim bir arsam var, bir dönüm. O arsama birisi geldi, gecekonduyu bindirdi. İstediği gibi tasarruf ediyor. Ne yaparız? Ya hayrola kardeşim, topuyu görmüyor musun ya? Sen ne yapıyorsun burada? İstediğin gibi tasarruf edemezsin ki sen bunun üzerinde yani. Haddini bil dersin yani. Hatta gider orayı da yıkarsın. Tekrar eski görünüme kavuşturuz. Çünkü sana ait bir maldan bahsediyoruz. Buradaki tespit bunun üzerinden gidelim diye. Tekrar okuyacağım. Ey şekvacı hasta diyor, şikayet eden hasta, hep hastalığından, hayatından. Senin hakkın şekva değil, şikayet değil, şükürdür, sabırdır. Niçin? Çünkü senin vücudun ve aza ve cihazların senin mülkün değildir. Bak, tespit bu. Benim elim, ayağım, gözüm, kolum, başım, saçım, gözümün içindeki retina, kalbim, ayak parmaklarım, boğumları parmaklarımı, tırnaklarım, sayıyorum ince ayarlara kadar ki biraz da açılsın diye mesele. Bunların hiçbirisi senin mülkün değil diyor. Nasıl? Sen onları yapmamışsın. Şimdi benim diye iddia eden adam şuraya çıkacak diyecek ki benimdir. O zaman bu suallere muhatap kalıyor. Sen onları yapmamışsın o zaman. Soralım bakalım. Yaptık mı? Herhangi bir torna tezgahından mı geçtik? Kim yaptı bunu? Sonra başka tezgahlardan satın almamışsın. Almış mıyız? Mesela ben desem ki, şimdi kıymetini de ortaya koyalım, bizdeki bulunan cihazların. Mesela desem ki, Mehmet şu parmağını şuradan kes, bana ver, ihtiyacım var. Sana 10 trilyon vereceğim. Niye vermiyorsun? Nereden satın aldın ki sen? Neden vermiyorsun yani? 10 trilyon veriyorum ya. Nasıl vermiyorsun yani? Bu paraya hayır nasıl diyebiliyorsun? Kimin malını kime veriyoruz? Yani orada benim değer atfetmekteki kastım o. Gözün. Çok alakadarız gözle değil mi? Hiçbir tezgahtan satın almamışız. Biz yapmamışız. Ama öyle bir pencere ki bu göz. Olmasa bizim için hayat karanlık olabilir. Bak ne kadar kıymetli onu söylüyorum. Göze verir misin? Vermezsin. Kıymetliliğinden bahsediyorum. Ama bu kadar kıymetli olan bir cihazatın karşılığında hiçbir şey vermeyen bir benlikten bahsediyorum ben. Onu bahsediyor. Dolayısıyla hiç para vermemişsin.
sen yapmamışsın, hiçbir tezgahta satın almamışsın. Öyleyse bu mal kimin? Devam ediyor. Demek başkasının mülküdür. Bir misalle açacak. Ondan evvel şu, biraz daha ben gireyim mevzuya. Biraz önce dedik ki, bize ait bir mal bulunsa, tapusu elimizde olsa hiç kimse onun üzerine tasarruf edemez. Ettirmiyoruz yani. İnsani olarak kimseye müdahil ettirmiyoruz yani. Mal sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf ettiği için başkasının müdahalesine izin vermiyoruz. Demek bize ait olmayan bir mülkten bahsediyoruz. Vücudumuz, bedenlerimiz, azalarımız, gözümüz, kolumuz ne varsa. Bunun üzerinde biz tasarruf etme selahiyetine sahip değiliz. Demek başkasının mülkü, o yüzden o zat onun üzerinde istediği gibi tasarruf etme selahiyetine sahip mi? Baktığın zaman evet diyeceksiniz yani, mecbursunuz bunu. Çünkü sen bu azaların ihtiyaçlarını tedarik edemeyecek derecede acizsin. Şimdi gözünün hayatiyetinin devamı için ne yapıyoruz? Size sorayım. Ne yapıyoruz Allah aşkına? Önümüze gelen gıdaları yiyoruz. Kimisi gözümüze faydalı besinler olarak gidiyor. Ama dünyadan haberimiz yok. O besin nereden geldi? Gözüme faydalı olduğunu nereden biliyor? Yer yemez ondan sonra vücudumda ayrışıyor. Her şey birbirine tam manasıyla yardım eder derecesinde koşuyor alemde. Hepimiz, her şey bizim bütün vücudumuzun azalarına hizmet ediyor. Bizim olmadığı buradan belli zaten. Hiçbir şeyle alakamız yok bizim. Neye karşı bir müdahil olabiliyoruz? O yiyeceklerin içerisindeki mineralleri biz koyamadığımız gibi bizim vücudumuza yararlı o minerallerin içimize girmesini de biz sağlayamıyoruz maalesef. Bizim olmadığıyla ilgili deşiyorum ben bunu. Bize ait değil, bunu yazmamız lazım. Bu çok meselenin aslında kilit noktası. Çünkü bizim razı olmamız buraya bağlı. Bize ait olmayan bir şey üzerinde tasarruf hakkımız yok. Bunu iyi bilmemiz lazım. O yüzden diyor ki ey şekvacı hasta, şikayet eden hasta, senin hakkın şikayet değil, sabır ve şükürdür. Neden? Çünkü mülk senin değil. Bir misal şimdi, çok mühim bir misal bu. Kader Risalesi'nde bundan bahsediyor. Bu misali anlarsak zaten her şey çözülür alemimizde. Gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar. Nasılmış özelliği? Tekrar edelim. Alemimize otursun. Gayet zengin, serveti çok, eksilmeyen bir zenginlikte. Ve mahir, usta, benzersiz sanatlar yapan sanatkar. Güzel sanatını ve kıymetli servetini göstermek için miskin bir adama, fakir, zavallı bir adama modellik vazifesi gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil bir saatçik zamanda murassa ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi, elbiseyi o fakire giydirir. Tekrar edelim. Bir mahir, zengin sanatkar kendi sanatını, maharetini, ustalığını, zenginliğini göstermek için fakir bir adamı kiralıyor. Mesela Sinan'ı kiraladı. Parayla ama karşılığını da veriyor. Terziler öyle yapmıyor mu? Bakıyorsunuz böyle üzerine hemen bir kumaş parçası çiziyor, kesiyor, biçiyor vesaire. Her türlü şey oynuyor üzerinde değil mi? Ona karşılık da o modelciye de ne yapıyor? Para veriyor. Onun üstünde, Sinan'ın üstünde, o elbise üzerinde, o sanatkar, o mahir sanatkar, usta, zengin sanatkar ne yapıyor? İşler ve vaziyetler verir. Harika envai sanatını, sanatının çeşit çeşit hallerini göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli Sinan, fakir, zavallı Sinan, o zata dese, bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? Şimdi bunu dememesi için sanatkarı bilmesi lazım.
Sinan'ı kiralayan sanatkarım bu. Deminden beri tekrar ettiğim husus bu. Özellikle söylüyorum. Mahir, usta, benzersiz sanatlar yapan bir sanatkar diyoruz. Ve çok zengin bu sanatkar. Şimdi bu sanatkar Sinan üzerinde kestiği, biçtiği elbiseyi nasıl güzel olduğunu, nasıl olmayacağını bilir mi bilmez mi? Sinan'a da bunun karşılığında bir ücret vermiş mi? Demiş ki sana bir ücret veriyorum. Ben bu elbiseyi kısaltacağım, uzaltacağım, keseceğim. Her türlü işlem yapabilirim ama ücretin bu senin. Yapabilir. O yüzden Sinan'ın hakkı yok ki. Niye bana bu elbiseyi böyle yaptın, kısalttın, ettin? Çünkü elbise yoktu zaten onda. Kiraladı seni. Para verdi karşılığında. Elbisenin üzerinde istediği gibi tasarruf eden elbise de onun bir de. Mahir sanatkarın. Diyemezsin. Merhametsizlik ettin de diyemezsin. Sani Zülcelal, celal sahibi sanatkar. Sana ey hasta, şimdi hastalığımıza döndük, bana diyor. Ben ey hasta, göz, kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla murassa sanatlı olarak giydirdiği cisim gömleğini, Esma-i Hüsna'sının nakışlarını, Esma-i Hüsna'sını biliyoruz değil mi? Cenab-ı Hakk'ın kainatta nasıl iş gördüğünü gösterdiği sıfatları, ünvanları, boya, boyacı gibi yani. Herkesin yaptığı iş karşılığında aldığı bir ünvanı var. İşte bunun gibi sana göz, kulak, akıl gibi şeyleri, murassa sanatları, cisim gömleğini giydirmekle Esma-i Hüsna'sının yani o yaptığı işler üzerinde aldığı ünvanlarını göstermek için çok haller içinde seni çevirir, çok vaziyetlerle seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi Şafi isminle de hastalığını bil. Şimdi en başta mal sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder dedik. Buna herkes amenna dedi burada. Çünkü başka türlü olamaz. Birisi üstümüzde tasarruf ediyor. Bu ruh elbisemizin üzerine cisim gömleğini giydirmiş. Hastalıklarla bizi bir yatırıyor, bir kaldırıyor. Sıkıntılarla bir yatırıyor, bir kaldırıyor. Şimdi bize ait olmayan bir şey üzerinde hakiki mal sahibi tasarruf ediyor, terzi gibi. Kesiyor, biçiyor, kısaltıyor. Çünkü harika ve maharetli o zatın sanatkar, sanatını ve zenginliğini görmemiz ve onu tanımamız için yapılıyor. Eğer biz açlığı çekmezsek rızkı Cenab-ı Hakk'ın gönderdiğini bilemeyiz. Eğer biz hastalığı çekmezsek hakiki şafi olan sıhhat veren Cenab-ı Hakk'ı tanıyamayız. Nereden geldiğini bilemeyiz. Bilemediğimiz için de sürekli şikayet eder. Hasta olduğumuzda tanımadığımız için söylüyorum. Sürekli itiraz ederiz. Sürekli bizim malımızmış gibi ne yaparız? Ya nereden geldi bu hastalık başıma deyip şikayet ederiz. Orada Cenab-ı Hak kendini tanıttırıyor bize. Mesele burada bitiyor ama özetleyelim, tekrar yenileyelim. Mal sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bunu hakkını bir yerine getirmemiz lazım. Üzerinde istediği gibi tasarruf, istediğimiz gibi tasarruf edemediğimiz bir ne var üzerimizde? Cisim gömleği var. Azalarımız, cihazlarımız, akıl, kalp gibi cihazlarla donatılmışız. Dolayısıyla bunun sahibi kendini tanıttırmak için aç bırakıyor, hastalık veriyor, kendi Esma-i Hüsna'sını, sanatkarını, sonsuz güzelliklerini, ikramlarını, ihsanlarını bize hissettirmek için yapıyor. Çünkü neden? Mal sahibi benim diye üzerimize mühür vurmuş. Kaçamayız bundan. İstediğiniz kadar kaçın. Benim diyorsanız aldığınız tezgahların fişini göstermek zorundasınız biz kendinize. Veya satın aldığınız yerlerin. Veya üzerinizde, kendi üzerinizde istediğiniz gibi tasarruf edebilmeniz gerekiyor. Yapabiliyor musunuz? Mesela ben hep 33 yaşında kalmak istiyorum ya. Bu beden çürüsün istemiyorum. Hastalansın istemiyorum. Niye böyle kalıyorum o zaman? İstiyorum ama yapamıyorum. Tasarruf edemiyorum demektir bu. Benim mülküm değil.
her an, her gün hücrelerin yenilendiği, öldüğü, her an ihtiyarlığa, ölüme yaklaşan bir varlık olarak kainatta duruyorum. O zaman benim bunun arkasında görmem gereken başka bir şey var. Cenab-ı Hak kendini hastalıklar perdesiyle tanıttırıyor. Yapan sen değilsin, veren benim ve onun üzerinde istediği gibi tasarruf ederim diyor Cenab-ı Hak. Hastalığımız bu bizim.